faydalanma yok kendimizden de olsun şey. asla olamaz kesinlikle kendimizden de olsa dahil asla ama sizden biri yani o köyden biri belli ki ben şimdi nereden geleyim de sizin köye gideyim de gideyim adam oraya öldüreyim atayım yani <laughs> ablacım yani o oradan biri dışarıdan, içeriden de aktaran var ona He? dışarıdan içeriden de bilgi sızdıran var ne demek istiyorsun net söyler misin lütfen açık konuşun artık bak bir şey söyleyeceğim artık adam ölmüş herhalde artık Allah rahmet eylesin Artık herkes eteğindeki taşı döksün. Şimdi bu kardeşimin kimsinem bir kavgası yok, kimsinem bir düşmanlığı yok, hiçbir şeysi yok. Sen gidiyorsun, dükkanı kapatıyorsun, çıkıyorsun. Merkeze kadar gelin, oradan yok oluyorsun, gidiyorsun. Bu önceden takip edilmiş bir şey. Bu taniyelik olacak bir şey değil. Planlanmış yani bu ona. Köye gelmesi çok doğal ama e, bütün akrabaları orada, kardeşleri orada, karısı orada, çocuğu orada. Yani köye gelmesi kadar da doğal bir şey yok. Tamam köye zaten her zaman ee, bazen geliyor, bazen gelmiyor. Özbekistan'a gitmiş adamın da oraya gitmesi gayet doğal ama bizim bu röportajlardan az sonra izleteceğimiz röportajlardan anladığım kadarıyla aslında bu adam bak boşanmak istiyor ve arkadaşlarıyla da konuşuyor. Boşanmak istiyor. Boşanırsa Özbekistan'a gidip Nergis'i almayı düşünüyor. Nergis'e yüzük almış. Aslında adamın niyeti ee, Nurcan'dan boşanmak, Nurcan'dan boşanıp Nergis'e gidip babasını isteyip Nergis'le evlenmek. Ama Nurcan da diyor ki ben de nikahımı vermedim. Nurcan'da hani tarlalar var. O tarlalar benim. Çocuklarımın hakkı. O tarlaları o zaman fındık tarlalarını bize versin diyor. Hayır. Ama yine de verse de boşanacak evet. mıydın Nurcan? Hayır, hayır Kesinlikle öyle bir şey. Yok. Boşanmayacağım. Kesinlikle o. boşanmayacağım. Kesinlikle boşanmayacağım. Öyle bir şey yok. Beni de bırakmıyordu. Bak bir adam karısını bırakır Tamamen gelmez ama bu adam böyle diledi ki bu adam rol oynuyordu, ikili oynuyordu. Bu adam oraya da gidiyordu, bana da geliyordu. Adam benim yakamı bırakmıyordu, adamın telefonunu açmıyordum, gene de beni arıyordu. Ben şimdi ne yapayım, boşansam da baş edemiyorum, boşanmasam da baş edemiyorum. Beni rahat bırakmıyordu. Hani bırakır gidersin, dersin ki el, elin yanında yaşayan insandan bana hayır olmaz dersin, başının çaresine bakarsın. Boşansa da bile bunu gönderdi, evde da kalacak. Beni öyle. rahat bırakmıyordu, Heh. boşanmasam da, en iyisi boşanmayayım dedim o zaman. Benim yapacak bir şeyim kalmadı dedim. Mecburdum. Tabii şöyle söyleyen de var. Ben Nur, şimdi şöyle 5 Aralık'ta Özbekistan'a gitmek için bilet almış. Evet. Bir çerçeveyi çizmek ö lazım. Evet. 5 evet. Aralık'ta er şey gidecek. Arkadaşlarına yüzük aldığını söylemiş. <laughs> Nergis da göstermiş galiba yüzüğünü. Eğer bende bir göstermedim. Hadi Ha? Böyle olacağını hiç ben aklıma bile getiremiyorum. Yok sana aldığı gün eğer bir kötülük mı? olsaydı bu işte benim bir elim olsaydı. Kötülük zaten belayı almış. Kendin düzelteşmeyim doğru mu? Ne kavgamız olsa orada Halit de bilirdi. O kadar <laughs> mutluydı ki. Abla e, hangi yerde yapacağım <laughs> diye geliyordu. He? Ondan sonra beni söylemiş. Şimdi izleyeceğiz. Bilesine, yani 5 Aralık'ta Allah biletini Allah alıyor. Allah sana şey, gelecek yüzük, yüzük almış. Evet. Sana gösterdi mi o yüzüğü. Resimleri duruyor evet. Gösteriniz. Bu Allah, evlilik bir gün evlilik Allah, evlilik yüzük almış küçük. Var mı sende fotoğrafı? Onu da bir alalım. Bu şeydi. Yani sana Telefon. evlilik teklif edecekti. Aslında sana evlilik teklif etmesi için de Nurcan'dan da boşanması gerekiyordu. Ben dedim ki çok ben de bunun gibi sıkıldım, yoruldum. gideceğim Allah. dedim. Ondan sonra ben 20 gün aramadım. Sonra konuştuk, sık sık araya başladı. Ya ne olur dedi, en son dedi, şansı ver dedi. Bu sefer zaten babam biliyordu o zaman da biraz kavga edip de bana doğduğunu görmüştü. Kızım dedi, gel dedi. Kendini yıpratma dedi. Tamam dedim. Yok baba. oraları dinledik Nergis ha. şimdi bak olay şu sen bırakıyorsun gidiyorsun evet. ama şunu da unutmamak lazım. Şimdi bu adamın işlettiği iki tane dükkan var. Bir tanesi teker bayi bir tanesi giyim dükkanı. Giyim dükkanının tamamını o giyim dükkanı Nergis'e de... ait. Tekel dükkanı ise Nergis ikisinin ortak malı. Yani <laughs> aile o yüzden diyor eğer Erdal ölürse Nergis'e hem bir tane dükkan kalacak hem de diğer hayır, dükkanın hayır. yarısı kalacak bir saniye Nergis. <laughs> ben ailenin iddiasını söylüyorum. Nergis de Özbekistan'a gitti. Burada Erdoğan'ın başına bir iş gelirse geriye döndüğünde zaten para vermeyen bir adamdı Nergis'e. Nergis malların üzerine gelecekti. Ama e, Nergis de diyor ki zaten hani kayboldu. Ben kaybolduğunu duydum geldim. E, Tuncay baktım dükkana yerleşmiş. Dükkanın parasını da alıyor. Evdeki parayı alıyor. Borçları ödüyor. Babasının saatini almaya kalkıyor. E, bu adamın öldüğü nereden belli de Tunca'ya geliyor. Bak Tuncay gerçekten sen babanla geçinemeyen bir adamsın. Mesela gidip de babanın o saatlerini falan almaya çalışsan, bana diye da şüpheli bir şey yok. Geldi. Ya geçinemeye diye bir şey yok. Sana bir şey söyleyeceğim. Geçinemez ablacığım, çok haklı. 12 30 yaşındayken 30. bu adam tamam, gidiyorsa 30. başkasıyla yaşıyorsa tamam da böyle hani fazla <laughs> şey yapmaz da Annesinin üzüldüğünü gören evet, tamam mı? Babasıyla o bağlantıyı kuramaz. Ben kurana da şaşırıyorum yani. O başka bir çıkar olmaz, ilişkisi olunca olmaz. Bu oluyor. Du bak, e, duygusunu Gerçekten sağlıklı yaşayan bir bireyse Şu, çocuk da yok, olsa annesini verim, üzen babası böyle. da olsa çünkü anneler her zaman çocuklar için bir Çok adım kıymetli. iki adım daha evet. öndedir. Ee, annesini üzen babası da olsa o babadan e, hiçbir şey hissetmez ve o babaya karşı aksine bir düşmanlık ya da e, bir nefret de demek istemiyorum Tutucu ama. Pocadı seviyordum bir... diyorsun zaten röportajlarına da sevmiyordum ne diyorsun. Yapacağım? Bunu büyüten dedesi. niye dedesi? Bu, bu baktı. Çünkü Benim bu doğdu. Benim bir tane kardeşim öldü. Babam da onu onun yerine koydu. Kesinlikle bunlara vermedi. Bu babamı de, baba biliyor. Benim hani Tabii dedesini baba biliyor. Sağlıklı değil işte ama işte bu. Anlatabiliyor muyum? Ama anneyi kim biliyor? Yok annesini biliyor. Anneyi biliyor. Işte. biliyor. Evet. He. Anneye karşı bağı güçlü. Ama babasıyla de ilgisi yok. Hani kesinlikle tamam, işte yok. Anne... Hasta olsa babası götürüyor. Bir tamam, şey işte istese babası bu, tamam. getiriyor. Içinde, Ama vazife. içinde baba <laughs> e, hep ikinci planda ve doğal olarak çocuk babaya karşı hissetmesi gereken duyguları hissetmiyor. Ama baba Böyle bir ortam seviyordu. oluşmuş. Dükkan babası sever tabii. Abi bak bir şey, şey, şey söyleyeceğim. Ben her şey her... Şey bu da bak, bu da ben herkese her şeyi yapayım. Tamam mı? Sonra severim tabii. Yapan benim. Yani herkes üzeyim üzeyim sonra seviyorum. Birini seviyorsan üzmeyeceksin yani. Ben sevgiyi öyle görürüm. Üzmeyeceksen seviyorsundur. Evet, evet. Üzmüyorsan seviyorsundur. Yoksa her altı karıştırayım ben seviyorum. E severim tabii. Ama burada kitap konumunu konuşuyor da. Erdal Kuru kuru sevmenin manası yok. yok. Bir icra Annesini üzeceğim, kendisini üzeceğim. Şimdi fındık <laughs> satılmış. Ya ailenin bir fındık tarlası var. Bu sene demiş ki ben alayım o fındıkları. Bak evet. ben konuşanlar için az sonra izleyeceğim. Ben alayım fındıkları toplayayım. Sonra size paralarınızı dağıtayım. E alıyor fındığı. Diyor ki şimdi anlatıyorlar işte. Şimdi izleyeceğiz. <laughs> Nergis'e para gönderdi. <laughs> Çocuk üniversite hazırlanacak. Kitap parası istiyor. Baba diyor bana para ver diyor. Ona bin lira vermiyor. Verim. E, şimdi ben çocuğumu seviyorum. vallahi ben de diyorum ya Amerika Birleşik Devletleri Başkanıyım. Sen şimdi çocuğuna kitap parası vermiyorsan fındığı toplayıp... E, dergisi... Kitap için asla öyle yapmaz. çocukları para istedi mi ben şahittim. <laughs> dedi ki oğlum oku çünkü ben okuyamadım. okul sonuna kadar bitiremedim. Ne desem <laughs> hangi okul istesem ben para yetiştireceğim dedi. E, Burada yalan anlat, söyle Okul için kitap için ya, asla öyle yapmaz. Bu adam senle mi konuştu ben de mi konuştu? Öyle yapmaz. Bu adam senle mi konuştu ben de mi konuştu? Bana para çıkardı olsa Dişim için 300 dolar para çıkardı. Ameliyat yaptırdım. O yüzden çıkardı. Şimdi Dökün bir dakika. Saat ihtiyacında bulunuyor. Ha? Abla şimdi sen ondan dinliyorsun. Bana diyorsun ki sen saatin almaya kalkmışsın. Ben bu adamın saatini çekmeyeceği açtım, baktım. Hani ne var ne yok. Gösterim sadece mi? baktım bak. Saat de oradaydı. Almış mıyım ben saati? Dokunmuş muyum saatini? Bu, bu ne dedim sordum. Bu ne dedim ki, sordum sadece. Bu dedim bak dedim. Yani babamın saatini sormam. Yani onun bir daha geri dönmeyeceği anlamına, anlamına mı geliyor? Almak istedin mi sen mi vermedin? Almak istedim ben Almak vermedim. Almak istemedim dedim orada ki, çocuk ben da vardı. Dedim, Almak istemedim bak ikimiz değildik sadece. Al, Berat da vardı. Yalan, o ne diye, diye sordum, yani. babamın saati dedi, şey babanın saati dedi, ben de tamam dedim, almak istemedim. Yok bu ne dedi, bu ne dedi, böyle... Kapalıydı, dedi, dedi, dedim kapalıydı, kutu. Babana dedi, dedim saati, ben dedim bunu hediye etmiştim dedim, öyle aldım ben orada. E ee, Tamam dedi, çıktı gitti. Dur. Dükkan konuma girsek, yan tarafta dükkanda hiç mal yok abla, hiç. Çünkü bir sene oldu, o zaten yaz zamanda çalışıyor. da giderseniz içi de 2-3 milyon TL'lik mal var sadece bu Ama taraftaki tekel yani, bayi de olsa küçük yine bir tane dükkan. Orada ne çıkabilir ki? Orada iki tane dükkan değil. Aslında iki tane dükkan içinde o kadar mal yok. Sadece gözle öyle gözüküyor. Yoksa ben iki tane dükkan alıp da içindeki şeyler alıp götürebilirdim. Memlekete geldi de sorayabilirdim. Burada her insan her değişik düşünüyor. İki tane dükkan ha Nergiz Yemen'in peşinde de. Hayır. Orada fındıkta, o kadar yer var, fındık toplamışlar. Bir tane kitap için para vermiş. İlla ki fındık zamanı yeni kapandı. Her insanda para olur. Bence bu saçmalık. 1000 TL para sordu da babası vermedi dedi. Asla öyle yapmaz. Çünkü dakika, çocuklarını seviyor da abla. Bütün fındıklarını vermedi. aldı Şimdi, götürdü. Şimdi bu çocuklar nerede olacak bir milyar para? Bir sorabilir miyim sana? Bana dedi ki fındık parasını almadım dedi. Şeye Şeyi vermiş. Kimedir vermiş almamış Bak, hala. Bak yedi buçuk vermiş, ton fındı. eline sordu, ben kendim vermiş. teslim ettim Onu ya. bilmiyorum abla. Kendim teslim ben ettim. Bana dedi ya. ki almadım dedi. Hatta, almış, hatta, almış, almış. hatta bu çocuklar fındık alıyordu. Almış Nurcan fındık koymuş demiş ki fındığımı almayın demiş. ben size para vereceğim demiş. Bana dedi ki. Bu zaman bu da almamış fındığı. dedi almayın dedi. Babam mı? Babam. Bizzat. Fındık zaten fındık beraber topladık. dedi tokladık. ki fındığı dedi almayın. Ben size dedi fındık bitsin dedi fındığı vereceğim. Fındık parasını vereceğim. Eee. Aynen bu kadar. Başka bir şey yok. Yok vermedi. 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 Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.